Savaş nerede? Bilmiyorum. Yanlış cevap. En sevmediğim. Hep yalan çıkıyor. Gerçi sen yalanı çok seviyorsun. Savaş'a da yalan söyledin. Sevinci dağ başına bırakanın kim olduğu hala sır. Bana söz verdin. İşler değişti. Bu kaçırma olayı meseleyi bayağı büyüttü. Şimdi her şey tekrar ele alınacak. Bu durumda ilk seferde görmediğimiz bazı kanıtlar çıkar ortaya. Savaş bunu bilmeyecek demiştik. Belki Savaş'la kızının nerede olduğunu bilirsek bir şeyler değişebilir. Belki davanın bu kadar kurcalanmasına gerek kalmaz. Bilsem söylerim. Kime? Bana mı? Yurdal Bey'e mi? İyi düşün. Karar senin. Savaşı koruyacağım derken tamamen kaybetmek de var, değil mi? Bilsem kendim giderim. Burada böyle elim kolum bağlı oturup beklemem. İyi. Madem ikimiz de savaştan haber bekliyoruz, benim de burada beklememde bir sakınca olmaz herhalde. Ne oldu kahvede? Resim yaptığını bilmiyordum. Yapıyorum, evet. Kim o resimdekiler? Hiç. Öylesine bir kadın ve çocuk işte.
Neden kapatıyorsun? Çok güzel olmuş. Rahatsız oldum, daha tamamlamadım. Güzel evmiş. De. Ben bu evi bir yerden hatırlıyorum. Bilmiyorum. Öylesine bir ev işte. Hayal ettim sadece. Hayal edip de sahip olamadığın bir şey var mı senin? Sen ne sanıyorsun? Artık hayal bile edemediğini. Paranın alamayacağı şeyler de var. Aşk gibi mesela. Savaş hala o ölen kıza aşık belli ki. Bozulmuyor musun? Canın acıyor. Belli olmuyor mu sanıyorsun? Bu durum seni niye bu kadar ilgilendiriyor? Bakalım Savaş seni affedecek kadar seviyor mu? Onu öğrenmeye çalışıyorum. Bu ev Savaş'la yaşayacağınız ev herhalde. Bu kadın sensin, bu da sizin çocuğunuz. Saçmalama. Öylesine bir ev işte. De ben bu evi bir yerden hatırlıyorum, bu resmi. Oradaki salıncağı. Ama ben hakikaten seviyorum seni. Hakikaten seviyorum. Bak işte muhabbet de böyledir, pazarlık gibidir. Böyle terazi bir o tarafa inecek, kalkacak, inecek. Ver şunu, ver dedim. Ver onu. Orası harabe, kullanılacak gibi değil zaten. Belli ki Savaş için çok önemli. Lütfen. Savaş Sargun'a ait Polonezköy civarında annesinden kalma bir ağaç ev var. Hemen yerini bulun. Ekipleri de yola çıkarın. Ben de geliyorum. Polisleri durdur. Seni götüreceğim oraya. Neden? Karşılığında ne istiyorsun? Savaş yaralı. Bir tane, bir insanı acı çekerken terk edip gitmek için hangi bahaneye sığınır insan? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.